Mecidiyeköy Meydanı yenilendi, İstanbulluların hizmetine açıldı. Yeşil alan oluşturulan meydanda İstanbul Kitapçısı, Beltur ve Sergi Salonu yer alıyor. Kaynarca Pendik Tuzla metro hattında tünel açma makinesi geçiş töreni düzenlendi. Finansman sorunu çözülen hatta %15 ilerleme sağlandı. Hattın bir bölümü 2023 yılında açılacak. Maltepe Başıbüyük Samandıra yolu tamamlanarak hizmete açıldı. 280 milyon liralık projeyle 45 dakikalık yolculuk süresi 10 dakikaya indi. Silivri Değirmenköy'de su baskınlarının yaşandığı ana caddede altyapı sorunu çözüldü. Caddede 1700 metre uzunluğunda yağmur suyu altyapısı oluşturuldu, 76 adet ızgara yerleştirildi. Dolmabahçe ve Çırağan caddelerindeki hasta çınar ağaçları kaldırıldı. Çınarlar kökleriyle birlikte alandan uzaklaştırıldı, toprağa 6 ay dinlendirildi, yerine batı çınarları dikiliyor. Çiftçilere kışlık sebze fidesi dağıtımı başladı. 15 ilçe 102 mahallede dağıtılan kışlık fideler toprakla buluşuyor, çiftçilerin maliyeti azalıyor.